ne kadar günah işlerse işlesin tövbe etme fırsatı var. Ruh gelmeden ama ha. Firavun'un ruh geldi. Ruh canına geldi. Azap gördü, kağıt toplandı, zil çaldı. O işten geçti, o olmuyor. Ya belki iki saniye önce etseydi kabul olunacaktı. Geç kaldı ya. Kopya çekmek istedi, Allah bunu kabul etmedi. Sen nerede kaldın diyor. Ben sana binlerce defa fırsat tanıdım. Doğru yola gelmen için sana peygamberleri, elçileri, alimleri ayağına gönderdim. Sen onlarla alay ettin. Sana merhamet ettim, sana fırsat tanıdım. Kendin yaptıklarını göreceksin. Ne eksik ne fazla. Herkes yaptığı şey. Yüce Allah ne yaptı? Onu alemlere ibret kıldı. Cesedini çürütmedi. Hatta cesedi İngiltere'de British Müzesi'nde secdede vaziyette ne halledir? Hiçbir hayvan onun etini yemiyor ha. Normalde hayvan et yiyor. Vücut koku veriyor. Koku da vermiyor ha. He inşallah inşallah. Normalde koku veriyor. Çünkü insan öldüğü zaman ne için koku veriyor? Hücreler enzimleri ki enzimler hücreleri parçalıyorlar. Parçaladığı zaman koku veriyor. Ama soğuk ortamlarda enzimler donuyor. Donduğu zaman daha yerine hareket edemiyor. Sıcak, soğuk yerde ceset geçiriyor. Çünkü niye? Enzimler orada donuyor yani robot gibi kalıyor. Ama sıcak yerlerde daha çabuk çürüyor. Cesetler sıcak yerde daha çabuk çürür. Soğuk yerlerde daha geç çürür. Ama bir de Allah'ın dilemesi var. Allah dilese ne sıcakta ne soğukta hiç çürümez. O istisnai hallerdir. O istisnai hallerdir. Çünkü Allah İbrahim'e dedi ki ey İbrahim, ey ateş İbrahim'i yakma. Allah o kanunu o anlık için durdurdu. Allah bir peygambere bir salih insanı vermiş olduğu lütuftan dolayı bazı kanunlarını o anlık için durdurabilir. O kanun duruyor. Mesela Lut Aleyhisselam'a o eşcinseller taş atarlardı. Allah taşa dedi ki etki tepki yapma. Tepki prensibini Lut'a gösterme. O taş attıkları zaman o taş onlar sanki pamuk ipliği gibi geliyordu. İbrahim'e ateş yakmadı. O yüzden Allah diyediği anda o kanunu ateşe yakıcılık özel yüce Allah'tır. Karbon artı oksijen eşittir ateş. Etki tepki mesela fizikte biz duvara yumruk vuruyoruz ya. O cansız ama o da bir varlıktır yani sonuçta vardır. Somuttur, madır, cansız bir varlıktır. O da bize madde, o da bize hizmet ediyor. Allah onu da yarattı yani. Onun içinde atom parçacıkları, alt parçacıkları var. O da hareket ediyor. Onun da canı acı, o da sana tepki veriyor yani. Ha Allah dilerse hiçbir şey de olmaz yani. O Allah dilerse ama. Çünkü her şey Allah'ın emrinde de tesbih ediyor. Tesbih hareket halinde olmak demek. Yani hareket halinde olmak atomun dönmesidir. Atomun dönmesi demek aslında. Alt parçacıkları artık daha şeydir, sicimdir, titreşimdir. Bir yanı bir sönüyor, bir yanı bir sönüyor. Yani bir var bir yok, bir var bir yok. Bizim de öyleyiz mesela. Ama Yüce Allah sürekli var. İnsan bir var bir yok. Titreşimdir. Şimdi Arabi sürüyor zaten yani. Sicim titreşim yani. Alt basamağı yani. Ama şimdi atom parçacıkları durarsa fizikte difüzyon olayı olur. Şu tesbih tanesi belki 10 bin ton ağırlığında olur. 10 bin ton ağırlığında olur. Tesbih Arapça hareket etmek, hareket. Yani dönmek ha. Dönmezse atom dönüyor. Dönmezse difüzyon olur. Yani her şey taş Allah'a isyan etmiyor ha. Bak bu tesbih bile şu anda Allah'a isyan etmiyor. Şuurlu verilen, nefis ve şeytan verilen varlık Allah'a isyan ediyor. Demek ki nefis ve şeytan verilmezse isyan etmez. Meleklerde nefis ve şeytan yok. Taşlarda yok. Hayvanlarda nefis var ama günahsız olduğu için, akıl olmadığı için onu idrak edemediği için Allah